olunca gözünü tekrar Amerika'ya çevirmesi çok muhtemel. Çok kritik başlıklar gelecek, evet. Neler bunlar? Bir, İdlib. İdlib'de ve sonrasında Afrin'de Rusya hava harekatıyla bombaladı, bombaladı, bombaladı. Milli Suriye Ordusu denilen ılımlı cihatçılardan ölenler oldu. Bir. İkincisi Ukrayna. Ukrayna'ya Kırım. İHA, SİHA satıyor Türkiye. Yani savunma sanayi ürünleri satıyor. Bu Putin'i çok rahatsız ediyor. Şimdi bakın, bu harita zaten her şeyi gösterecek. Bir Ukrayna, iki İdlib. Soçi'de masada en sıcak, kritik başlıklar olacak. Birkaç sıcak günden sonra tekrar dönemeyiz, belki paylaşayım. Dolarda yeni eşik 8.80 oldu. 8.90'a doğru hamle yapıyor. Dur bir dakika diyorlar birileri, nasıl oluyorsa. 8.85-86 hatta dönüyor. Ama olmuyor. Tekrar 8.87-88. Oralarda bir başı ama dönüyor, ama şurası kesin. Hakikaten dolar gidiyor geliyor. Korona. Koronada vaka sayısı ürkütücü boyutta. 30 bine dayandı hanımefendiler, beyefendiler. Hiç şaka değil. Koronada vaka sayısı 30 bine dayandı. Sağlık Bakanı Koca 4 vakadan biri çocuk dedi. Dahası biliyorsunuz aşısızlar pandemisi deniyor. Aşısızlar yüzünden bu vaka sayısı bu kadar yüksek. Bir de Sayıştay bombaları var bugünün gündeminde. Şöyle, 2020 raporları çıktı. Rejimin fotoğrafı çekildi. Rejimin diyorum, neden? Bir, paralar saraya akmış. İki, ideolojik aygıtı Diyanet'e akmış. Üç, Erdoğan'ın şahsi projem, şahsımın şahsi hayali dediği şehir hastanelerine akmış ve oralarda daha neler neler olmuş. Çok enteresan, sarayın mutfak masrafı mesela. Enflasyon yok ama her nedense sarayın mutfak masrafı, mutfak enflasyonu %64. O zaman asgari ücrete zam mı isteyecekler acaba? Ama o saray. Hayır. Sarayın ücretine zam isteyebilirler. Ay, tabii ama zaten Hepsini biz karşılıyoruz daha neler neler vergilerimizden. daha konuşacağız. Bize Yıldız Yazıcıoğlu da anlatacak bazı hani aklımızın hakikaten alamadığı şeyleri. Şimdi ama gördüğünüz üzere hanımefendiler, benim her şey çok can sıkıcı. Daha da canınızı sıkacağız. Çünkü Putin meselesinde, Putin Erdoğan görüşmesinde doğal gaz meselesi var, enerji başlığı var. Gazprom'da sözleşme bu yıl sonu bitiyor. Tam da önümüz soğuklar, kış vesaireyken. Onları anlatacak zaten Tabii. Mustafa Özyürek. Her şey çok sıkıcı. Dolayısıyla dedim ki, yahu bugün hani bir şöyle bir mola mı versek, ne yapsak dedim. Seda bacım imdadıma yetişti, sabahların sultanı. Ben hep söylüyorum, ben büyüyünce Seda Sayan olmak istiyorum diyorum. Olamadım, bari ondan yararlanayım. Efendim, operatör doktor Banu Küçük Polat. Kalp damar cerrahı kendisi. Konuk olmuş. Şimdi hele pandemi döneminde kalp damar cerrahı bir uzman, operatör, doktor bir programa katılırsa ne beklersiniz? Onu yiyin, bunu yemeyin, şu kadar yürüyün, bu kadar uyuyun. Hanımefendi sürpriz yapıyor, buyurun. Gündem çok sıkıcı, çok sıkıntılı diye böyle bir başlayayım dedim. Eksik olmasın, kalp damar cerrahı uzmanı, operatör, doktor Banu Küçük Polat bizi böyle şenlendirdi. Bazen insanın içinde kalıyor. Yani Hayır, ben anlayamadım bir ara, bu nasıl anlayayım? oynayan şey mi, doktor mu? Evet, kaç defa yazacağız Mustafa Beyciğim? Ben zannettim ki böyle oynayan bir hanım var. Bir süre Sonra da sonra da çıkacak. ciddi benim gibi bir doktor çıkacak. Ama ne doktorlar var yani. Evet.
Siz oynamaz mısınız? ha? Hayır. Oynasak da kimse görmek istemez. Fakat bu iç açıcı bir şey. Bu doktoru sık sık çıkarmak lazım. Vallahi diyorum ya, gündem çok sıkıntılı olduğu için ben dedim böyle bir başlangıç yapalım dedim. Yıldız Yazıcıoğlu güzel bir başlangıç. Orada gülmemek için kendisini zor tutuyor. Gülmek serbest. Yıldız Yazıcıoğlu. Yani Ankara'da biliyorum uğraşmak zorunda olduğunuz haberleri anlıyorum da. Şimdi efendim kalbiniz hazırsa sıra skandallardan. Tamam değil mi? Oh aldık şeyimizi. Günlük böyle enerjimizi. Banu Hanım eksik olmasın. Roman havasıydı değil mi? Böyle bir roman havasıyla. Böyle bir Seda bacım. Gayet güzel. Ben niye bu programı yapıyorum zaten anlamıyorum. Vallahi yani içim karara karara her gün. Hanımefendiler, beyefendiler, ne güçlüklerle yapıyoruz bu programı. Bir de bakın kimler neler yapıyor. Şimdi efendim skandallara gelelim. Gazete başlıklarını görsek aslında çok şey anlatacak. Sözcü, sarayın enflasyonu. Sayıştay'ın hazırladığı raporla ortaya çıkan gerçek demiş. Hakikaten sarayın enflasyonu %64. Siz fakirlerin enflasyonu kaç bilmem. Cumhuriyet işte saray gerçeği diye gene Sayıştay raporuna gönderme yapmış. Bir gün kendi üslubunca her zaman olduğu gibi yiyin efendiler yiyin demiş. Ve bir de bir başlıklar atmış ki aman 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 paylaşacağız. Gazete Pencere'de keza Beştepe'nin mutfak enflasyonu %64 demiş. Peki Sabah filan ne demişler? Sabah şöyle demiş. Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı demiş. Merkez Bankası Başkanı demiş. Biliyorsunuz eksi de. Ama olsun demeye devam ediyorlar. Onlar bunu demiş. Hanımefendiler öncelikle bir Yıldız Yazıcıoğlu'na gidelim. Yıldız Yazıcıoğlu. Burada bir şey söyleyeyim. Bu Sayıştay bombası. Bunu zaten konuşacağız. Daha önceki hayır. Katıldığım programda gene Sayıştay bombaları vardı. Onu konuşmuştuk. Öyle mi? Evet. Onlar gerçi tamamen o kadar sık bomba patlatmıyorlar tamamen ama bana rastlantı. Evet. Tamamen rastlantı. Siz de Sayıştay raporu bombalama örgütü üyesi evet. olabilirsiniz. Birazdan Süleyman Soylu'nun